Ben Sayın Bakan'a sormak Sizin bir istediğim iki tane sorunuz soru var. vardı. Çok önemli bir şey söyledi Sayın Bakan. Buyurun. Erbakan dedi yaşasaydı dedi kendi partisine, Saadet Partisi'ne oy verirdi dedi. Şimdi bir, siyaseten doğru yanlış. Siyaset bir uzlaşı kültürüyse. Fatih Erbakan Saadet Partisi'nde genel başkanlığa aday oldu, seçilemedi. Yeni Refah Partisi'ni kurdu. Daha ilginç olanı babasının eski dava arkadaşlarını partiden icra memuru yoluyla genel merkez binasından çıkarttırdı. Şimdi iktidarla uzlaşamadı. Ama babasının eski arkadaşlarıyla da uzlaşamadı. Şimdi biraz önceki sorunun tam doğru cevabını vereyim sana. Hani Erbakan neydi, hayali neydi hikayesi var ya. Hı hı. Erbakan, Necmettin Erbakan adı eşittir millidir. Niye millidir? Milli Nizam, ilk kapatılan partisi 12 Mart'ta kapatıldı. Hı hı. Milli Selamet 12 Eylül'de kapatıldı. Çok önemli değil ama milli lafını şu olurdu. Necmettin Erbakan'ın fabrikalar kurma hayali vardı. Temel atardı. Hatta ben attığı temellerin sökülüp meclise arabayla getirilip gösterildiği basın toplantılarını arşivlerde bulmuştum. CHP milletvekili. Evet, CHP milletvekili yapmıştı. Bir station arabanın arkasına koyup getirip mecliste basın toplantısı yapmıştı. Şimdi buradaki temel mesele şu. Uzlaşı bir eğer kültürse, ittifak dediğin şey niye vardır sorusunun cevabı hala havada. Bak DEM alenen ittifakın parçası olamamasına rağmen CHP bunu söylenmesini istemediği için İstanbul'da 22 ilçede seçime girmiyor. DEM 3 tane ilçe istedi. Adalar, Esenyurt, Sultan Gazi ilçelerini istedi CHP'den. CHP vermedi. Mesela Meral Danış Beştaş'ın DEM adayının İstanbul'da ne kadar görünür bir kampanya yaptığına dair ciddi... DEM içerisinde bu ara çok ciddi bir tartışma var bu arada, onu da söyleyeyim. Yani DEM'de ya bunlar gittiler sonra Zafer Partisi ile de işbirliği yaptılar, CHP ile yol yürümeyelim diyen de bir bakış açısı var. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Ne soracaksın? O zaman, şimdi sorduğum soru bir. Şimdi o partide hani Erbakan'ın partisi Saadet Partisi ise Saadet Partisi genel başkan seçmedi Fatih Erbakan'ı. İki, siyaset biraz vefa üzerine kuruludur. Mesela icra yoluyla çıkartmak genel merkezden ben garip buldum. Çünkü Fatih Erbakan ve damadının adına, onların sahip olduğu bir şirketin adına kayıtlıymış. Mesela burada bir uzlaşı eksikliği görmez mi acaba Sayın Bakan, ne der çok merak ettim. Uzlaşı eksiği yok. Bir kere Erbakan yeniden Refah Partisi'ni siyaset yapmak üzere kurmuşlar. Kendisi, en iftisi dediğin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz. Evet. Ve bu konuda kendilerini tanıtmaya çalışıyorlar. Bir parti siyaset yapmadığı sürece kaybetmeye mahkumdur. Kaybettiği zaman da toparlanamaz, yeniden siyaset giremez. Siyaset yapmasın diyen var mı Sayın Bakan? Efendim? Yani Erbakan siyaset yapmasın, yeniden Refah siyaset yapmasın yapsın diyen var mı? İstanbul'dan aday niye göstermesin? Yeniden Refah Partisi siyaset yapsın diye Cumhur şimdi, İttifakı bakın, seçimlerle ama şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz. Hayır ama bakın. Gocunmak değil. Bakın, Sayın bakın. Bakan gocunmak dediğiniz parti, zaman iyi parti, yanlış bir yere gidiyor. İyi Parti destek verirken de kötüydü. Şimdi İyi Parti destek vermeyince iyi ama bu sefer CHP hiç yandaşları için kötü. Hayır, hiç öyle hani demiyorum. Biraz evvel abla şeyi gösteriyorsun ya, ben onun için abla demeyin diyor. Sayın Bakan şimdi yani bakın. Yani istediğiniz şu zaman ama, iyi, istediğiniz zaman yok, şu kelimeyi canım, bakın. Şu kelimeyi düzeltsizlik olmaz. Dinleyen hiç kimse. Çok özür dilerim. Bir dakika önce şu Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın çok oğlunun kurduğu İyi parti dururken İyi başka ilgili bir partiye gidilmez. Sayın Bakan siz krallığı savunur musunuz? Yanlış ifade kullan. Siz krallığı mı savunuyorsunuz? Krallık değil ki bu. Hayır, siz siyasi ama, mirasın babadan oğula geçtiğine inanan bir çizgidesiniz. Miras değil. Şimdi hayır canım, bu, yani bu, ne alakası var? Bir kere şu bocunuyorsunuz lafını da kendi düzeltin. Kendi oğlunun kurduğu parti derken, evet. Yani şu anda yeniden Refah Partisi teşkilatı var mı? Örgütlenmiş mi? Son bir yıl içinde, yani yakın tarihte AK Parti'den sonra en fazla üye kaydeden partiye... Niye sizinle konuştunuz mu? Mesela bunun sebebi Saadet Partisi'nin CHP'nin yanında sebebi, konumlanmış sebebi olması olamaz mı? Olsun. Bakın Saadet Partisi zayıflarken iyi,
Refah Partisi yükselirken kötü. Kelime arasında, kelime arasında yanlış şeyler söylüyorsunuz. Özellikle gocunma konusunu. Erbakan doğru yapıyor. Siz bana gocunuyorsunuz derseniz ben size derim ki. Hiç gocunmuyorum. Ben tebrik ediyorum Erbakan'ı. Siyaseten bu kadar eleştiriye, bu kadar baskıya rağmen yoluna devam ediyor. Ha yarın vazgeçerse de ben onun için çok ilginç bir şey. Ben gocunuyoru buraya söylüyor. Bana söylüyorsunuz. Hayır, gocunmak değil. Hayır, öyle dediniz siz gocunuyorsunuz. Ben sizi kastetmiyorum. Ben o eleştirenleri şu anda kastediyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, hayır. O zaman ittifakta olmanın bir manası var mı yok mu Sayın Bakanım? Kalbisel bir eleştirmem. İkinizin de kalemine saygılı. Estağfurullah. Sayın Bakanım. Sayın saygılıyım. Şöyle. Bak Eray da böyle. Eray da arada bir yazılarını gönderirken okuyorum. Ha diyorum aferin Eray yazmış bunu. Şöyle ama şunu bir ortaya koymak lazım. Saadet Partisi eriyor. Ama seviniyoruz. Kızdım sana bu arada. İyi Parti, ya İyi kızdım Parti. Kızdım derken böyle şey. Yok komutanlar kızmaz. Fikirlerini ben, doğru bulmuyor. Ben kendisini tanımazken. Hayır. FETÖ'cüler tarafından mahkum edildiği zaman o Coşkun Bey hepsini için o tarihte dik durmuş. Açıklamalar yapmış, bu konuda bildiriler yayınlamış. Sayın Bakanım'la kızgınlık ama yok. Şöyle, hayır, ama evet, şöyle, tartışıyoruz ya. Şöyle ama bir yerde tutarlı olmamız lazım. Yani Sayın Bakan da bir nokta, siz de bir şey... Herkes kendi zavi penceresinden tutarlı. Ama şöyle tutarlı. Bir şey düzeltmek lazım. Ya İyi Parti seçime ittifakta girerken kötüydü, şimdi ayrı giriyor iyi demiyoruz ki. Ben zaten İyi Parti'yi yanlış konumlandırdığı güzel, için... Demek ki... Yanlış konumlandırdığı için bu sıkıntıyı çekiyor ama... Bir parti böyle giriyor diye bir genel başkanın da ölmüş anasına küfredilmez canım yani. Her işinde bir ahlakı vardı. Yeniden Refah Partisi. Ya, ne dedi Meral Akşener? Ben dedi masadan kalkıp oturdum hayır, dedi. Hayır, şeyi ölmüş anama bile küfrettiler dedi. Yeniden Refah Partisi küfür mü? Yeniden, hayır, yeniden ya, Refah Fatih, Partisi Fatih değil. Fatih Erbakan çok centilmen bir adam ya. Hayır siz de bugün herhalde Fatih Erbakan'la beraber siyaset yapacaksınız. Bundan sonra. Hayır beraber. Ama şöyle Meral Akşener onu söylemedi. Ben takdir ediyorum. Muhalif medya dedi. Ben dedi kendi hür ve müstakil seçime girdiğim için benim ölmüş anama bile küfrettiler dedi. Yani bir parti öyle giriyor diye hakaret edilmez. İşte Fatih Erbakan'la da giriyor diye eleştirilmez. Ama şu var eleştirilir. Şöyle eleştirilir. Durduğun yer yanlış yer. Şimdi yanlış yerde durursan siyaseten kaybedersin. Ama doğru yerde durursan siyaseten kazanırsın. Kardeşim bu memlekette en çok bu konudan muzdarip olan Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit'e bir bölen dediler. Tamam. Sağdakiler Demirel'e bir bilen diyorlardı, bedenini saygı ödüyorlar. Gösteriyorlardı. Soldakiler de Ecevit'e bir bölen diyorlar. Ya bunu yapmamak lazım. Ama biz gazeteci olarak duruşunun doğru mu yanlış mı? Kardeşim nerede duruyorsun? Sen Erdoğan'a İstanbul'da alacağın oyla seçim kazanamayacaksın. Ama ne yapacaksın? Kaybettireceksin. Biz de diyoruz ki onun yerine kaybettirdiğinde kim kazanacak? Erbakan'ın fikirleriyle mücadele eden bir parti kaybettirecek. Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi'ne gidenler kaybettirecek. Ayasofya'yı müze yapanlar kazanmış olacak diyoruz. Biz de onu söylüyoruz. Duruşun yanlış diyoruz. Ama bu da bizim hakkımız. Ama hakaret edemeyiz. Ama bakın İyi Parti de kazanmayacağı halde o aday gösterebilir. Hayır o da düşünebilir. O da düşünebilir. Yani İyi Parti CHP'ye kaybettirsin ama yeniden Refah Partisi AK Parti'ye kazandırsın diye biz gazetecilerin böyle bir görevi olmaz. Olmaz bizim zaten. Bizim rolümüz zaten, bu değil ya. Yani. Tabii. Hem seni hem Ozay'ı bak burada övdüm. Ama şöyle. Fikirliğinizi ben hiç eleştirmiyorum. Ben ama sizin bu seslendirdiğiniz düşünceyi dile getirenlerin yanlış olduklarını sizin dışınızda siyasilerin düşünüyorum. Sen kendin ilk çıktığın zaman kazanma ihtimalin var mı ki? Yoktu ama kazandın hem de iktidar oldun. Yani bu siyaset yaparken şu anda ummadığın bir oy almayacağı ne malum şeyin Altınöz'ün İstanbul'da? Peki ummadığı bir... Ummadığın derken kazanacak mısın? Kazanabilir mi ki zaten İstanbul'u? Gelecek seçime hazırlık yani kuralım. Teşkilatını için... Efendim kazanması şart mı? Siyaset yapanlar... Bütün bu kadar şu anda kaç parti, 52 şöyle, parti giriyor. Kendisi, 52 parti kazanacak şöyle, mı? Kazanması için değil, bakın kazanması için değil. İstanbul'da yürüttükleri kampanya, Refah Partisi'nin adayının bir gün Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir eleştirisini duyuyor musunuz? Şanlıurfa'da DEM'le ilgili bir eleştiriler söz konusu oluyor mu?
AK Parti'ye Şanlıurfa'da kaybettirdiğinde DEM kazanacak. Akıllılar. İstanbul'da AK Parti kazanamadığında Ekrem İmamoğlu kazanacak. O zaman sen kime çalışıyorsun? İmamoğlu'na çalışıyorsun. Kendisi kazanmak için çalışsa ben onu saygı duyarım. Saadet Partisi ilk çıkar çıkmaz mevcut milletvekili CHP listelerinden seçildiği halde ne dedi? İstanbul çalışmıyor, onu düzeltmeye geldi. Ne oldu ondan sonra? Hayır, ne oldu? Susturdular. Şu anda bangır bangır o da kampanya susturdular. Yapıyor. Susturdular. O da hayır. Birol Bey susturdular. Öyle bir kampanya yapıyor. Ne dedi? Genel başkan dedi ki bakın. Ki, Temel Karamollaoğlu. Yani Temel Karamollaoğlu. Öyle bir kampanya yapıyor ki. Temel Karamollaoğlu dedi ki arkadaşımız dedi nezaketen ya. Doğru nerede ifade kampanya? Etmemiştir dedi. Yapıyor şu anda kampanyadalar. Masum Beygin'in orada yapıyor yani herhalde kampanya, biz görmüyoruz. Efendim televizyonlar. Yani samimiyetle söyleyeyim görmüyorum. Televizyonlar. Bakın ben bir şey sorayım size. Masum Bey bir dakika. Tanıyor musun? Masum Bey, Birol Bey o açıklamayı yaptıktan sonra Saadet Partisi'nden ne dediler? Siyasi nezakete uygun değil. Biz çünkü ittifak yapmıştık. Nesim Baktır'ı tanıyor musun? Ya kardeşim ya. Neyi? Nesim Baktır'ı. Kim? Nesim Baktır. Tanımıyor. Adaylardan. Niye? Çünkü televizyonlarda konuşulmadığı için Demokratik Sol Parti'nin şu anda İstanbul adayı. Tamam. Ama bahsetmezsen onun kampanya yaptığını bilemezsin. Musunuz? Mesela yarın küçük şöyle Masum Bey, var, Masum Bey. Siz, ekibileriyle Masum beraber. Masum Bey, siz Demokratik Sol Parti'nin genel başkanlığını yaptınız. Evet. Fatih Erbakan'ı savunduğunuz kadar DSP adayını savundunuz mu? Savunuyorum tabii. Hiç sesini çıktım, hiç anlattım. Bakın şu anda nasıl gündeme yapmayın getiriyor. Yapmayın Allah aşkına nasıl ya. Fırsat bulup gündeme getiriyorum. Fatih Erbakan'ın propagandası. Fatih Erbakan'ın propagandasını yapıyorsunuz. Ama bak nasıl fırsat bulup CHP seçmenine gündeme getiriyorum. CHP seçmenine adamı. Adayı Kemal Cem Türkçen'i gündeme getiriyorum. Sayın Bakan şunu sorayım. Tekrar edeyim. Şimdi siyasetin pazarlık kısmında hani iki tane belediye başkanlığı verseydi. Mesela CHP'de deme üç tane ilçe belediye başkanlığı verseydi. Şey Allah, değil mi? Allah pazarlık yapmamış ki. Hayır, üç tane istedi sonuçta hayır, ama, dem canım. Ama, çok konuşuldu. Bakın bir daha bir izin vereyim ama cümlemi bitirin. Yapmış mı CHP ile pazarlık yapmamış ki? Kim dedi yapmadığını? Yeniden Refah Partisi CHP ile aynı... CHP'den bahsetmiyorum. Ben demin CHP'den istediği 3 ilçe belediye ama başkanlığı CHP vermedi. Endekslediniz her şeyi CHP'den yeniden değil. Refah olarak ya hayır bakın DEM CHP'den istedi almadı. Siyasette, bence siyasete girmek bence istiyor. Bence de siyasette, yeniden refah. Siyasette, Sayın Bakanım bakın. Ben de biraz orkuda. Alamadı benim zaman. Bu işareti oldu. Çağırsalar bakın, gider yarın misiniz? Yarın sizin yeniden ben, refah... Efendim, ben... Özel ben, yeniden refah sıralarında görecek miyiz? Telefon mu bekliyorsunuz Sayın hayır, Nazım? Hayır, efendim, hayır. Ben DSP diyorum, siz Erbakan diyorsunuz. Hayır. Anlaşılan bir şey var. DSP'yi de ben söylüyorum bakın. Tamam, biraz da kampanyalarından bahseder misiniz? Masum Hocam. Benim içim cız ediyor. Bütün televizyonlar 10 tane belediye başkan adayının resmini koyuyor İstanbul için. Nesim Baktır'ı koymuyorlar. Niye şimdiye kadar söylemedin? Söyledim kaç kere. Çok bir gün falan mı? Ben korsan ya yapmayın Allah ben aşkına. Ben hiç merak etmem. Fatih Erbakan'ı savunduğunuzun hiç, onda biri Nesim, kadar savunsaydınız %1 duymadım oyalı. Abi. Ya hiç duymadım. Sana duydum. Bak ne güzel söylüyorsun adamın adını. Abi senden ilk defa bu. Hakan Bulduğ'u tanıyor musun? Sayın Bakan. Hem de Adana tabi. Adana'nın belediye. Abi. Hakan Bulduğ'u tanıyor musun? Niye yeniden refah savunuyorsun? Alper Yüksel'i tanıyor musun? Peki var ya sana helal olsun. 52 adayın 52'sinde bağımsızlığında tanıyor musun? Alper Yüksel dediğim adalar adayı. Bağımsızları da tanıyor musun Masum Hocam? Bağımsızları. Bağımsızları ben o bağımsız partisinde ama var ya ki. Zehir gibi kafan var yemin ben, ediyorum. Çok ben Demokratik Sol Partili'yim. Yeniden Refahlıları çok iyi tanıyor. Bir partili. Yeniden Refah İstanbul adayı kim? Mehmet Altınöz. Yani onu biliyorsunuz da niye Demokratik Sol Parti savunmuyorsunuz? Mehmet Altınöz'le seninle de beraber, benimle de beraber televizyon programı. Yani niye DSP'yi yani savunmuyorsunuz? Şimdi seninle beraber, benimle beraber iki ayrı televizyonda programa çıktı. Sayın Bakan 73'teki koalisyonu bir daha kuracak. Valla sende var bir şeyler Masum Hocam. Neyse artık yani. Ben gerçekten... Artık kimden ne telefon bekliyorsan. Aa, bir şey söyleyeyim bakın. Gerçekten yanayım. Mesela şu anda Cumhurbaşkanı Türkiye'de dış politikada çok iyi. Birisi eleştirsin ben sahip çıkarım. Bak herkesin yerine. Yo, ama doğru. Şu anda iç politikada değil yani. Peki bir şey söyleyeyim. İç politikada değil ya. Sayın Bakan bir gün kaldı bir gün sonra tekrar Türkiye milli ve yerli olacak.
Sayın Bakan tam da tam zaten bir dakika. Öyle Türkiye. Sayın Bakan'a ben şunu yok, sorayım. Sırada... 24 saatte yerli ve bir dakika. Nasıl bir gün 9 saat 55 dakika. Sayın Bakan'a şeyi sorar mısın? Mesela kadının beyanı esastır meselesi çıksın mı yasalardan? Mesela Fatih Erbakan'ın AK Parti'nin istediklerinden bir tanesi kadınların haklarıyla ilgili. Beni ilgilendirmez o. Ben adamın politikasına bakmam. Ben adamın... Tamam, dayattığı şeylerden biri soydu ya, onu söylüyor işte. Kadının söylediği beyanı esasını bırakın. Kadın evlendiği saatten itibaren kocasıyla edindiği her şeyin yarısına sahiptir. Oy vermiş. Tamam. Ve savunmuş. Şimdi Sayın Bakan, savunuyorum. Benim dediğimi kadın, yapmadın. Benim dediğimi yapmadın diye. Sen de sorduğun sorudan kaçıyorsun Mansur Hocam. Kaçıyorum. Başka yere gidilmez. Bana ne ya? Ben ona oy vermeyeceğim ki. Bana beni ne? Beni ilgilendirmiyor. Hayır, kim ben, oy verip vermeyeceğini. Benim ilgilendiğim şey şu. Adam kendi düşüncesi için siyaset yapıyor diye eleştirilmez. Kimse kendi, onu eleştirmiyor bunun için zaten. Efendim kurumu kaybettirecek şöyle, diyorsunuz ya. Masum, şöyle bir şey kazanmaya çalışsın. Masum Bey kendi düşüncesi için yapsa. Kazanmaya çalışsın. Şöyle kendi düşüncesi. Zaten çalışıyor. Masum Bey. İhtiyacı yok ki. Masum Bey kendi düşüncesi için yapılsa saygı duyarsın. Ama Erdoğan'ı kaybettirmek için yaptığı böyle için bir düşünce yok. Hiç ağzından çıkmadı. Bunları kimler kendi, söylüyor? Masum Hocam bir şey sorabilir miyim? CHP'ye de zarar veren CHP'liler, yeniden refaha da zarar veren yeniden refahlılar, o partiden ayrılan ya da o partide ayrılır olanlar hemen bir hikaye uyduruyorlar. Ecevit'e hemen de öyle diyorlardı. Hiç. Ecevit'e de öyle diyorlardı. Yapmayın Allah aşkına. Dediler ben beraber yaşadım Ecevit'le. Ecevit'e de aynı şeyi söylüyorlardı. Ecevit'i devirebilmek için Amerika'nın ne işler yaptığını, partimizi nasıl böldüğünü, bölünme anında kimin ne dediğini ben çok iyi biliyorum. Yapmayın ben Allah aşkına. Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ben bir şey sorabilirim. Türkiye'de milliyetçi siyaseti kimse istemiyor. Onun için yeni insanların yetişmesini de istemiyor. İstiyorlar ki iki parti kurulmuş, hani 2,5 parti deniyordu ya. İki parti, bu iki parti kuruluşu da askerlerin fikri değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı Türkiye'ye şey. Askerleri kullanarak, o zamanki konseyi kullanarak anayasa geçtikten sonra dayatmak istediği bir düzendir. Yani Türkiye'nin şu anda ittifakları getirerek zaten Amerika'nın dediğine hizmet ediyor. Sizin için bir şey sorabilir miyim? Sizin için mesela vefa önemli bir şey midir? Vefa. Yoksa bir semt ismi midir? Ben siyasi hayatımda yaşadım. Beraber yol yürüdüğünüz adamın bir dakikada başka yerde yol yürüdüğüne şahit oldum. Onun için böyle vefayla, şunla, bununla, beklentisiyle siyaset olmaz. Siyaseti bir kişi tek başına inşa etmiyor. Çevresi de var. Çevresindeki insanların yapılanmasıyla var. Yani sen mesela şu anda ben Tayyip Erdoğan'ı niye beğeniyorum dış politikasını? Çünkü dış politikasında beraber yürüdüğü işte Hakan Fidan, diğer kesimlerle birlikte güzel inşa ediyor. Daha evvel Mevlüt Çavuşoğlu'yla güzel inşa etti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bir insanı tek başına düşünüyor görmeyin. Bir adamı tek başına böyle tenkit etmeyin. Yine Fulya'nın sorusundan kaç beraber. Demez. Yine Fulya'nın sorusundan kaçtın. Hayır kaçmadı. Vefa hayır, önemlidir. Kaçmadım. İnsani bir erdemdir. Vefa. Sizler vefa. De Ecevit'in yanında efendim, yer aldınız efendim, ya. Yapmayın efendim, Ecevit'e bakın, vefasızlık etmediniz. Ben fiili siyaset yaptım. Fiili siyaset yaptım. Millet fiili Ecevit'in sırtından milletvekili olanlar Ecevit'in sırtından sonradan aniden herkes bakın. Herkes vefalı olsa o zaman hiçbir yeni parti kurulmazdı. Herkes eskinin peşinde giderdi. Onu kastetmiyor. Bugün AK Parti de doğmadı. Yok. Vefalı olmak için abilerine bağlı kalmaları gerekiyor. Masum Bey, Masum Bey Allah aşkına Ecevit'in meclise sokup milletvekili yaptığı, bakan yaptığı insanlar 2 gün içerisinde sırtından hancerlediler. Niye hancerlediler? Bu da ahlaksızlıktır yani. Bu da omurgasızlıktır yani. O bütün herkesi, medyayı, şunu, bunu kullanmasıyla... İyi mi oldu peki? Ya ben, İyi mi bak, oldu peki? Bak ben bir şey söyleyeyim. İyi mi oldu ben peki? Ben bir şey söyleyeyim mi? Dik dursalardı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dik dursalardı Ecevit'in yanında dursalardı. İlk bakan olduğum gün sabahleyin uyandım. Aleyhimde öyle bir yazı çıktı ki ben muhasebeciyim diye. Muhasebeci mali müşavir olmakla övünüyorum. Ve... Bugün Türkiye'yi idare etmek isteyen bütün adamlar en iyi işleri idare etmek istiyorsa yanında bir akıl hocası, mali müşavir tutması lazım. Muhasebeci tutması lazım. Ama beni büyük gazeteler, büyük televizyonlar birdenbire Allah Allah, Dünya Bankası ikinci başkanı gitti, bir muhasebeci mi idare edecek?
Ama idare ettikten sonra da herkes söylemeye başladı. Anlamadım. Niye peki ki böyle şey mi yaptılar? Millet kurgulanmış birileri yazdırıyor. Nasıl kulis haberleri nasıl döndüğünü bilmiyor muyuz ya? Birisinin hakkında yazı yazdırmak istersen. Niye ben Selvi'yi seviyorum? Allah'ı var. Şahsa yönelik yazı yazmıyor. Hiç. Olayları yazıyor. Bak mesela bugünkü yazısında bir şey yazmış. Hepinizi de öyle bir takip ediyor ki. Hayır, bugünkü yazısında mesela Bedrettin Dalan vakasını yazmış. Ben o tarihte Bedrettin Bakan'ın, Dalan'ın seçim bürosundaydım ve belediye meclis üyesi adayıydım. Herkes siz ANAP'ta siyaset yaptınız mı Sayın Bakan? Efendim? Siz ANAP'ta siyaset yaptınız mı? Ben Demokratik Merkez Parti'yi kurduk Dalan'ın. Sonraki. Yani onun için gidip ANAP dönemi ayrıldık işte. O zaman aynı dolduruşa geldik. Büyüksünüz filan. Valla bu. Şimdi aynı hissiyatı. İtiraflar, bugün itiraflar. Selvi yapmış. O dolduruşa geldik hepimiz. İşte o tarihte ben yaşadım bunu. Şimdi de aynı şeyi yaşıyoruz. İnsanlar belli bir yerde... Ama bakın, vefa da gerekir Sayın Bakanım. Yani vefalı ol, yani, vefalı yok, ol, ayrılma. Hayır, o demiyorum ya. Onu demiyorum. Ama bir dakika ya. Ecevit, bu da olmalı gerçekten. Şimdi ben mesela ya Sayın Bakanım, Ecevit Milletvekili Bakan yaptı. Adamı bir günde sattılar ya. Siz vefasızsınız diye küsmüyorum ki. O günkü koşullar öyleydi. Sarılıyorum da öpüyorum. Ama Sayın Bakanım... İnsanlar birbiriyle geçiyor. Ya Sayın Bakanım, bakın... Yani bak, seni niye seviyoruz? Ama bak, o kadar ilginçsin ki bugün bile bir hanımefendi olarak konudan konuya nasıl bağlama ya, ben onu demiyorum ya. Ben meclisteydim, milletvekillerine telefon geliyordu, kulisten Bahçe'ye çağırıyorlardı, teklifte bulunuyorlardı ve Ecevit'i bir bir sattılar ya, ve onlar Ecevit sayesinde milletvekili bakan, yani ne oldu, siyaset olan saygı azaldı. Bu kadar da vefasız olunmazsın ya. Omurga olmasın. Ama dava. Bakın hapse girme parasına Erbakan'ın arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Türkeş'in arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Ecevit biz de bırakmadık. Hapse girme pahasına biz mücadelesini sürdürdü. Ama Selvi, siyaset biraz da budur. Bırakan ya. Olur. Ama biz de bırakmadık. Siz de bırakmadınız yani, ama ben tersini savunmuyorsunuz. Zeki Sezer bırakmadı. Ya siz bırakmadınız da tersini yani, savunuyorsunuz. Yani Şükrü Sina Gürel o tarihte bırakmadı. Ama yani herkes böyle. Ama şimdi diyorsunuz ki ama vefa olmasa da olur artık falan dediniz. Şimdi ya, yanlış yüzden. Yerde efendim, duruyorsunuz. Efendim vefa var lafıyla bu tür tartışmaların üstünü örtemezsin. Halk, dinleyen halk biliyor. Diyor ki kardeşim bu adam o zaman bu partiyi niye kurdu? Valla ben Türk siyasetine biraz şey... Yani bakın ben olup bitenler biraz düşündürücü. Kemal Kılıçdaroğlu mevzusuna geçelim mi? Bu konuda... Yok burada ama Sayın Bakan şunu da söyleyeyim. Mesela, ama toparlamam lazım, çok uzadı. Tamam, DEM siyaset yapmaktan vaz mı geçti ki 22 ilçede girmiyor seçime? CHP'ye kazandırmak için. Şimdi DEM siyaset yapmaktan vazgeçti, DEM siyaset iddiasını bıraktı diyebilir miyiz? Dem, ya bir de şöyle bir şey var. Yeniden refa dönecek olursak Sayın Bakanım müsaade edin. Son sizin Dem, olsun Dem soru. Dem konusu geldi mi? Ben uzman arkadaşım var. Eray Bey güzel. Ama tamam, Sayın Bakan, Eray güç derdi. Yani bakın, ama siz söylüyorsunuz bir parti seçime girmek için ama, siyaset yapar diyorsunuz. Ama seçime Dem Partisi canım yine. 22 ilçede adayı var İstanbul'da, büyük şehirde. Kaç kere gördünüz? Büyük şehirde. Sokak, 22 ilçede niye katılmıyor Sayın Bakan? Bakın oy alacak büyük şehirde. 22 ilçede yani, niye katılmıyorsunuz? Ben cevabı son olarak şunu söylemek isterim bu yeniden refahla alakalı olarak. Bakınız sonuçta partiler, ilk söylediğimi tekrar ediyorum. Söylediğimin de arkasındayım. Partiler evet kendi projeksiyonlarında kendi siyasi görüşlerini savunurlar. Politikalarını oluşturmaya çalışırlar ama milli siyaset düzlemini de düşürmek zorundalar. Yani bugün maalesef CHP ile PKK aparatlarının işte biraz önce Özay abinin de söylediği gibi yani 22 ilçede siyasete ya da işte şeye girmemeleri, yani bu bağlamda yapmış oldukları bu kirli diyebileceğim, bana göre öyle, yani kapalı kapılar arkasında gizli saklı ittifak aslında ülkemiz için bir milli güvenlik sorunudur.